Merhaba Akademi Direksiyonu değerli takipçileri. Ben Didem. Ben Rıdvan. Bu videomuzda sizler için Güngören ilçesi direksiyon sınav parkurunu inceledik. Akıcı ve daha anlaşılır olabilmesi için uzman öğreticiler olarak kayıt esnasında sizler için yorumlayacağız. Evet, sınav alanındayız. Şu an başlangıç noktasındayız. Komisyon numaralarına göre araçlarımız sıralanıyor. Komisyon numaranızı sınavdan önceki bir gün kurumunuzdan öğrenebilirsiniz. Biz şu an 22 numarada başlıyoruz, değil mi Rıdvan Hocam? Evet, şu an 22 numaradayız. Evet, gördüğünüz gibi kaput ve bagaj açık. Sınav başlangıcında ilk önce imzalar atılır, giriş kağıtlarınız kontrol edilir, yüz tanıma sistemi yapılır, fotoğrafınız çekilir. Ve ardından kaput gösterimi sağlanır, bagaj kontrolünü sağlanır. Yani kontrol derken burada size sorular sorarlar. Ardından aracın içine binersiniz, iç panelden, iç göstergeden sorular sorulur. Ve ardından komisyon başkanının startıyla sınavınız başlar. Sinyal önemli hocam. Öyle başlayalım değil mi ilk videomuza? Tabii ki. Şu anda gördüğünüz gibi yola katıldık. Sınav başlangıcında her parkurda nerede olursanız olun sinyalsiz bir şekilde çıkış yapmayın kesinlikle. Hocam bu sınav alanında ben ışık gördüm ilk başta. Evet, gördüğünüz gibi şu anda yeşil yanıyor. Burada tabii ki akıp gidebilirsiniz. Tabii yolun bu kadar boş olduğunu aldanmayın arkadaşlar. Biz sabahın erken saatlerinde bu çekimleri yaptık. Sınav günleri buralar daha kalabalık, daha yoğun olacak, daha yoğun bir trafik olacak. Işıklara dikkat edin, araçlara dikkat edin, takip mesafelerinizi koruyun. Bir de hız sınırlarımız çok önemli. Şimdi bir parkura gireceğiz. O parkur sonrasında tabii sohbetimize devam edelim Rıdvan Hocam. Tabii İlk parkurumuz ne? İlk parkurumuz gördüğünüz gibi ani fren alanı. Ani fren alanında size yaptırılmak istenen aslında nedir biliyor musunuz? Sizin yolda devam ederken hızınızın ne olduğu önemli değil. En az 30 km hız, daha da yüksek olabilir. Önünüze bir şey çıktığı zaman, insan olabilir, hayvan olabilir, duran bir araç bile olabilir. Ani durumda ne yapacağınızı gösteriyorsunuz. Evet, şu anda görüyorsunuz. Ani bir refleksle hızlı giden aracı. Sonuna kadar basmak gerekiyor değil mi hocam frene? Tabii ki. Zaten adı üstünde ani fren. Önünüze bir şey çıktı, bir çocuk çıktı varsayalım en tehlikelisi. Ani freninizi sonuna kadar kullanınız bakın. Yani dibe kadar basın. Hiç şey yapmayın yani. Orada çünkü olay o dibe kadar basıp arabayı ne kadar hızlı durdurursanız tabii o kadar karlı. Videomuza devam ediyoruz. Akan trafiğe tekrar girdik. Parkurumuzun içerisindeyiz tabii ki de. Evet, ani fren bitti. Ani frenden çıktı. Tabii ki ani frenden çıkarken de arkadaşlar sinyalleri kesinlikle unutmayın. İleride bir tane daha ışık var. Bu ışıklar şu anda yeşil yanıyor ama kırmızı da olabilir. Takip mesafelerinize dikkat edin. Işıklarda durduğunuzda özellikle sıkça yapılan hatalardan bir tanesi vitesi 2'de unutmayın arkadaşlar. Evet, evet çok önemli. Biz uzman öğreticiler olarak en sıkça yapılan hatalardan bir tanesi bizim kanaatimizce bu. Durduğunuzda vitesi 2'den 1 almayı unutmayın kesinlikle. Evet, bir parkurumuza daha gireceğiz. Parkur bitince ben bu vitesi 1'e atma ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Evet. Püf nokta vereceğim. Kalkış alanı. Evet, bunun önemi nedir? Bir yerde durdunuz, yol eğimli olması, yokuş olması tabii ki böyle hassas stoplar edebileceğiniz yerler. Burada tabii panik yapacak hiçbir şey yok. En basit alanlardan, parkurlardan bir tanesi. Evet. Debriyaj mantığını anlatır mısınız hocam öğrencilerimize? Tabii ki. Zaten biz öğrenciyi ilk aldığımız zaman ilk öğrettiğimiz şeylerden bir tanesi debriyaj, dur kalk. Bunun üzerine çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Çünkü arabanın manuel araçları özellikle bütün her şeyi debriyaj diyebilirim. Debriyajı kavradıktan sonra manuel arabayı zaten direksiyon zamanla gelişen bir şey. Ve bir diğer parkurumuz var burada. Arda arda parkurlar. 25 metre geri geri gitme alanı. Şu an oraya giriyor. Bu parkur için size bir püf noktası, parkura düz girin. Sakın yamuk durmayın. Hani trafik olur, komisyoner sizi aradan sokmaya çalışır. Arabanı düz bir konuma getirdikten sonra durun. Çünkü geri geri gelmede yamuk durduktan sonra direksiyon açılarıyla çok oynadığınız için zigzag çizebilme ihtimaliniz var. Burada sizi sınavda başarısız yapabilir. Onu söyleyelim size. Böyle yavaş yavaş, çok hızlı değil. 3 tane aynamızı da kontrol edelim. Tek bir aynaya kilitlenmeyelim. Hani normalde sol aynaya bizim eğitimlerde çok denk geldiğimiz bir durum. Sol aynaya bakar aday, geri geri gelir. Hayır, sağda da bir insan olabilir, araç olabilir. Orta aynadan da
arka kısmı kör noktanızı görürsünüz. Onun için bütün aynalarınızı lütfen itinayla kullanın. Saniyelik bir durum. Sağ aynanızı, sol aynanızı, dikiz aynasını sürekli bir kontrol halinde olmanız gerekiyor. Geri gitmek yavaş gitmesi gereken bir durum. Hani yavaş gidilmesi gereken bir durum. Yani nerede olursanız olun, sınav dışında da olsa muhakkak geri giderken yavaş gitmenizi öneriyorum. Ben burada sinyalimizi yine verip çıkacağız. Ben bu arada vaktimiz varsa dur kalkla ilgili bir şey söyleyecektim. Onu ilerleyenlerde mi söyleyeyim? Bir açımız daha var. Hemen tamam. Gösterelim. Burada tabii ki Didem Hocam bir püf nokta verdi. Arkadaşlar sınavda olabildiğince düz girmeye çalışın. Bakın zaten geriden giriyorsunuz parkura. Şeritlerinizi ortalayın. Dümdüz bir şekilde aracınızı bırakırsanız geri gelmeniz o kadar kolay olur. Bu da sınavla ilgili bir püf nokta olsun. Ardından devam ediyoruz parkurumuza. Burada bir trafik var. Şimdi sizi dinleyebiliriz. Şimdi burası gerçek bir, zaten sınav alanında sizi böyle bir trafik karşılayacak. Sakın daha öncesi çekimin daha gerilerine aldanmayın. Çünkü biz erken saatlerde yaptık Rıdvan Bey'in de dediği gibi. Rıdvan Hocam'ın da dediği gibi. Burada bir yaya geçidi var. Size tavsiyem sınavda yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen birini görürseniz kontrollü şekilde yavaşlayıp yayımıza yol vermeniz. Bu size artı puan verecek ve burası okul bölgesi Rıdvan evet, Hocam. Evet, sağda tabelayı gördük. Okul bölgesi, hız sınırımız da orada yazıyor. Bir önceki parkurda 30'du. Orada tam tabelayı net göremedik ama biz size aktaralım. Güngören parkurunda hız sınırı 30, okul bölgesinde de 20. Şimdi kasisleri gördüm ben, geçtik ama şu an. Şimdi kasisleri gördüğünüzde hızınızı azaltın. Çünkü sınav günü orada diğer sürücü kursu araçları olduğu için onlar da yavaşlayacak. Durma noktasına kadar gelecek. Alan bu kadar boş olmayacak. Muhakkak yavaşlayıp vitesi 1'e atın. Vitesi 1'e atmanın püf noktasını söyleyeyim. Videonun başında kaldık, unuttuk. Önce dururken devriyaj, fren, akabinde eliniz vitese gitsin. 2'den 1'e düşürme püf noktası. Aklınıza bu üçlüyü tutun. Devriyaj, fren, vites. Her unutmayın. Durduğumuzda bu. Aynen, her durduğumuzda. İstersen 5. viteste olun. Durduysanız tabii ki de vitesinizi 1'e alacaksınız. Çünkü bizim kalkış vitesimiz her zaman 1'dir. Evet, aracı kaldırmak için 1. vitesi kullanırız. Evet. Bir ışık daha geçtik. Oraya da çok dikkat edin arkadaşlar. Sınavda kırmızı yanabilir. Işıkları kesinlikle göz ardı etmeyin. Çünkü sınavda bir kırmızı ihlal. Bir de kasisler yine çoğunlukla çıkacak karşımıza anladığımız kadarıyla videodan. Burası yayaların ya da insanların çok yaşadığı ve yayaların çok olduğu bir lokasyon arkadaşlar. Lütfen sınavda hız sınırınıza dikkat edin. Burada çünkü videoda da gördüğünüz gibi evler var, sağ tarafta üniversite var. Hani her an bir insan çıkabilir ki hafta sonu daha fazla bir insan kalabalığı olacağını düşünüyorum. Onun için lütfen hız sınırınızı çok aşmayın. 20-30 arasında gitmeniz bizim size tavsiyemiz. Burada bir döner kavşak var. Biz bu döner kavşağın solundan devam edeceğiz değil mi? Evet. Buraya girmeden gazı biraz bıraksak. Tabii ki. Bu tabii ki trafiğin durumuna göre. Eğer yolunuz müsaitse burada sadece gazı kesebilirsiniz. Ve virajı aldıktan sonra tekrardan gaza basabilirsiniz. Ama tabii ki dediğimiz gibi bu videoya aldanmayın arkadaşlar. Sınavda kalabalık olabilir, trafik olabilir. O yüzden hep kontrollü bir şekilde ilerleyin. Viraj tabelaları çok var. Bakın bunlar viraj tabelidir yani. Mesela burada yolun sonunu görmüyorsunuz. Muhakkak buraya yavaş girin. Tabii burada ki. Sizi bir yaya, bir bisikletli çocuk, duran araba her şey karşılayabilir. Onun için sonunu görmediğiniz yola muhakkak yavaş girelim. Bu tabii bizim ki, için lütfen. Çok önemli. Yani sadece ehliyet sınavı, direksiyon sınavı için kesinlikle düşünmeyin. Araç kullanacaksınız hepiniz ehliyetinizi aldıktan sonra muhakkak bu tabelalara, görünmeyen yollara çok dikkat edelim. Bakın 30 sınırını veriyor bize ama siz 30'un tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela burada da bir viraj var Rıdvan, görüyorsun değil mi hocam? Evet. Buralara da yavaş girmemiz lazım çünkü dediğim gibi yolun sonu yine gözükmüyordu. Buradan bu açıdan bakınca yine tam şey gözükmüyor. Tabii ki çok keskin virajlar değil ama yolun sonunu görmediğiniz için arkadaşlar, özellikle sınav parkuru olduğu için olabildiğince yavaş gidin. Yavaş dönmeye çalışın. Dikkatli olun. Bakın bir kasis daha var. Sağ tarafta ve sol tarafta tabelası da var. Burada kesinlikle önünüzde bir sürücü kursu arabası durmuş olur. Onu söyleyeyim size. Onun için yavaşlayıp vitesinizi 1'e atmayı kesinlikle unutmayın. Evet. Bu parkurla ilgili ben bir şey söyleyeceğim Didem Hocam. Başlangıç noktasından sonra bizim, yani usta öğreticilerin, uzman öğreticilerin basit dediği tabirler, ani fren, işte geri yokuş kalkış, bunlar bizim gözümüzde
daha basit. Yani ilk baştaki etaplar. İlk başta sınava başladıktan sonra bunları geçiyorsunuz. Bu aslında sizin için bir artı arkadaşlar. Çok uzun bir parkur bu. İlk başta eğer bunları atlatırsanız ardından uzunca bir akan trafikte gidiyorsunuz. Yani bir uzun tur yapıyorsunuz. Bu süreçte sınav gerginliğini üzerinizden atabilirsiniz. Artık heyecanınızı atabilirsiniz. En sona zor diye adlandırdığımız, aslında zor olmayan parkurlar kalıyor. Bu parkur sizin için bir artı. Bu benim görüşüm tabii ki. Şu an bana da bir aydınlanma gelmedi değil Rıdvan Hocam. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çünkü neden? İlk başta kolay olanları kolay olarak adlandırılmayın. Hepsi kendine göre zor parkurlar, manevralar. Ama onları yaptığınız zaman size bir özgüven gelecek. O tedirginliğiniz biraz daha gidecek. Ve bir tık zora doğru gideceksiniz. Evet Rıdvan Hocam, bu bakış açısıyla ben hiç bakmamıştım. Haklısınız. Şu an o tedirginliğini atmış olmanız gerekiyor. Çünkü bir tık daha zoruna doğru gidiyoruz. Tabii ister istemez sınav gerginliği oluyor başladıkları zaman adaylarda. Ama hocam bırakan da tedirginlik olmuyor mu öğrenciyi sınavdan? Ya tabii ki, illaki. Ne kadar rahat olursak o kadar iyi bir sınav geçireceğimize ben inanıyorum. Bunu öğrencilerimize çok deniyoruz. Hani rahatlık seviyesine göre tabii çok rahat olmamak da daha önemli. Tabii ki burada da bir kavşak var bu arada, dört yol ağzı. Kontrollü girmek lazım. Çok kontrollü girmek tabii lazım. Çünkü soldan bir araç bağlanıyor, orada görünmeyen arkadan bir yol geliyor. Mesela bize yol ver diyor. Biz evet, yola bağlanıyoruz. Burada yavaşlamanız gerekiyor. En sağdan yola girmeniz gerekiyor. Sakın sola doğru kendinizi kaçırmayın. Evet, bulunduğunuz şeritten. Tabii yol ver tabelası çok önemli bir şey. Çünkü sizden önce bağlandığınız yolda sizden önce gelenler var, hızını almış insanlar. Bir ışık tabelası da vardı orada. Evet, gördüğünüz gibi karşımızda ışıklar var. Buradaki mesafe nasıl Rıdvan Hocam? Takip mesafesi. Tabelada da gördüğümüz gibi hız sınırımız 30'du. Biz de 30 üzerinden hesaplayalım. 15 metrelik bir takip mesafemiz olması gerekli. Tabii ki buna çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle sınavlarda burada yavaş gittiğiniz zaman arkadan korna sesleri yükselir. Bu sıkça karşılaştığımız durumlardır. Ama siz bunları kulak arkası edin arkadaşlar. Çünkü sizin aracınızın tepesinde sınav aracı olduğu yazıyor. Siz sadece sınavınıza odaklanın ve kurallarınıza uyun. Eğer 30'da gidiyorsanız buradaki takip mesafeniz 15 metre. Hocam burada bir yol ayrımı var ya. Bu tarafa çok geçmesinler değil mi? Çünkü orada trafik olur oraya dönecekler için. Sol taraftan bahsediyoruz. Evet, ortada kalması daha mantıklı adayımızın, ya da sağ tarafta. Tabii bu parkur için sağ tarafta da aslında minibüsleri görüyoruz orada. Minibüsler sıkça yolcu indirip kaldırıyor. O zaman ortası en kıvamında olacak. Yani bu parkurun püf noktası orta şeritten ilerlemek diyelim. Sizin için bu daha iyi olacaktır tabii ki. Bakın arkadaşlar, sol taraftan da yola katılım var. Evet. Sağda yine sınavda da o duran arabaları göreceğiz. Önünüze arabalar çıkacak. Bunun için her zaman yavaş gidin. Eğer bu yavaşlığa ulaştıysanız da muhakkak vitesinizi 2'den 1'e atmayı unutmayın. Bunu defalarca söylüyor olabiliriz ama sınavlarda yapılan en büyük hata, durduktan sonra, yavaşladıktan sonra, aracın devirini düşürdükten sonra ikinci vitesten birinci vitese düşmemek. Evet, ileride sağdan, bakın sinyalimizi verdik. Burada sağdan ayrılıyoruz. Çünkü sınav parkurumuz bu güzergahta gidiyor. Yol biraz dar gibi hocam ama... Evet, yol biraz dar gibi ama eğitimlerde buradan sıkça geçeceksiniz. Mümkün olduğunca şeride ortalamaya çalışın. Zaten yerde şeritler var, bakın belirgin bir şekilde. Şeride ortalarsanız hiç darda olmayacaktır. Evet, ileride bir trafik var. Görüyorsunuz fren ikaz ışıkları yandı. Yandığı anda fren yapmaya başladık. Burada en önemli husus önünüzdeki aracın frenlanması değil, daha ileriye bakın. Bir önündeki araba, bir sonraki arabanın fren lambalarını görmeye çalışın. Görebildiğince en uzağa bakın, evet, arkadaşlar. Evet, çünkü ilk freni en öndeki arabalar yapacak. Onların lambasını görün ki sizin araba önünüzdeki yakmadan siz önleminizi alın, yavaşlayın. Zaten en sonunda sizin önünüzdeki araç fren lambasını yakacak, frene basacak. Burada çok kontrollü olun çünkü burası kazaları çok olduğu bir lokasyon. Bildiğim bir yer. Tabii ki bir kavşak. Kavşak. Buradan kontrollü geçeceğiz. Her an bir araç çıkabilir. Ama şu an rahatlıkla sağ yine taraftan sağdan gidebiliriz. Devam ediyoruz. Parkurumuz bu şekilde ilerliyor. Kısa bir mesafe kaldı hatta. İleriden sağdan gireceğiz. Bakın tabelalar bize kasis uyarısı veriyor. Kasislere çok dikkat edin. Hız sınırımız ve kavşak uyarısı var. Evet, kasis de geldi. Kasis de arkadaşlar, eğer yol müsaitse, yani önünüzde bir trafik yoksa, ikinci viteste de gaz keserek, hafifçe fren yaparak devam edebilirsiniz. Burada sağ sinyal. Burada kesinlikle sinyali unutmayın çünkü sağ yola katılıyoruz.
sağ şerit. Yola katılıyoruz. Burada da en sağdan gitmemiz gerekiyor değil mi Rıdvan hocam? Evet. En sağdan girdikten sonra tekrardan orta şeride geçebilirsiniz sinyal vererek. Ama döndüğünüz şeritten bağlanacaksınız yola. Ve kursiyerlerin dediği zor parkurlardan bir tanesi. Tabii onların gözünde zor olan bir parkur. Paralel park alanına geldik. Şimdi paralel parkı başlatacağız. Evet, tabii burada komisyon görevlileri sizi uyarıyor şuraya girmeniz gerektiğini. Buradaki en önemli kısım Duba ile aranızdaki mesafe arkadaşlar. Biz yarım metre diyoruz. Siz gözünüzde görün. Bir insan geçebilecek şekilde bir boşluk bıraktınız. Ayna ayarınızı mutlaka yapın. İlk hamleniz tam sağ olsun. İki aynadan aynalarınızı kontrol edin. Açıyı yakaladıktan sonra tam sola kırın. Bakın gördüğünüz gibi sarı çizginin üzerine bastı şu anda araç. Daha yakın çekimi de olabilir. Peki buradaki kural dubalara vurmamak, sarı sağ taraftaki tekerlerimize sarı çizginin üzerinde olmasını sağlamak ve aracınızın kesinlikle tekerlerini kaldırıma değdirmeyeceksiniz. Çünkü bu sınavdan kalma sebebidir. Tabii ki kaldırıma kesinlikle değmiyorsunuz arkadaşlar. Ve park bu sınavlarda kırmızı. İhlal. İhlal. Onun için bir hakkınız var. Hani telafi edebileceğiniz bir durum olmadığı için parklara girerken hamlelerinizi çok yavaş yapın. Düşünerek, yavaş yavaş. Acele edilecek bir yer değil bence. Sence Rıdvan Hocam? Tabii ki kesinlikle değil. Zaten süreniz var. Size bu süre hakkı tanınıyor. Acele etmenize hiç gerek yok. Bakın burada daha net belli olacak. İlk önce duba mesafesini anlattık size. Şu anda durdu. Direksiyonu tam sağa kırdı. Yani ilk hamlesine başladı hocamız. Evet. Hocamızın gözlerine bakarsanız iki aynayı aynı zamanda kontrol ediyor. Çünkü açılarını ayarlıyor. Sağ aynası yerde şu anda ayna ayarını yaptı. Ve iki aynadan takip ediyor. İkinci hamlesine başladı. Burada arkadaşlar bir püf nokta. Geriye gelebildiğince gelin. Çünkü öne gitmeye payınız kalsın. Ama sarı çizgiye de değmeyelim. Kesinlikle sarı çizgiye değmiyoruz. Sarı çizgiyi duvar ya da bir araba olarak görün. Evet bakın. Gayet nizami park. Bu da sarı çizgi. Tekerlerimiz sarı çizgiye temas ediyor. Ve buradan çıktık. Ve L Park'a geldik. L Park'ı biz halk arasında AVM Park'ı, sitelerin otoparklarının parkına benzetiyoruz. Zaten onlarla birlikte hayatımıza giren bir park şekli. Burada da mesafe daha geniş olması lazım arkadaşlar. Bakın paralel parktaki gibi değil de daha uzaktan hizalandı. Çünkü daha geniş gelirseniz daha ortalayabilirsiniz. Daha dikkatli olursunuz. Aynalardan daha iyi görürsünüz sağ sol dubaları. Buradaki amaç da çizgilere değmeyecek. Çizgileri bir duvar ya da bir araba olarak görebilirsiniz. Arka taraftaki sarı kaldırımı görüyorsunuz. O sarı kaldırımı da bir duvar olarak görün. Evet, ucuna kadar geldi. Aşağı çekimden de gösteriyoruz. Gayet nizami bir park oldu bu. Evet, buradan bu taraftan da bakalım. İki sarı çizginin de ortasında, arkada sarı çizgi ya da sarı kaldırıma değmedi. Evet, gördüğünüz gibi gayet nizami, başarılı bir park. Bu L Park. Dediğiniz gibi AVM otoparkları diyoruz biz buna. Bir diğer açısı var, bu da cepheden. Bu açıdan daha rahat görebilirler bence. Nasıl sarı çizginin içerisindeyiz. Şu dubalarla aramız paralel parkın zıttına daha geniş olmak zorunda. Evet, sarı çizgileri duvar olarak varsayın arkadaşlar. Kesinlikle onlara dokunmayacağız. Dubalara değmeyeceğiz. Geniş geldiğimiz için açılarımızı iyi göreceğiz. Ayna kontrolümüzü iyi yapacağız. Ve bakın tam paralel olduğu zaman direksiyonumuzu toplayacağız. Şu anda tam paralel bir şekilde. Ve biraz daha geriye gittiğimiz zaman zaten parkımız bitecek. Çok zor bir park değil arkadaşlar. Zaten kurslarınızda eğitmenleriniz size bunların püf noktalarını verecek. Ve burada çıkmak da çok önemli arkadaşlar. Çıkarken mutlaka sinyalinizi verin. Yine sarı çizgilere basmayın. Evet, L Park da bitti. Artık başlangıç noktasına gidiyoruz. Sınavdan başarılı bir şekilde ayrılacağız. Akademi direksiyonu olarak biz bütün sınav parkurlarını çekeceğiz. İstanbul içerisinde olan. Sizden bir ricamız var. Bu videonun altındaki yorumlara hangi sınav alanına gitmemizi istiyorsanız bize belirtin. Biz de ilk başta o sınav alanlarından başlayalım. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve her videonun sonunda dediğimiz gibi trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım.